Yağmur, şu tekne nasıl? Olmaz, o çok küçük. Bu çok küçük, diğerleri çok büyük. Mavi tura mı çıkıyoruz ya? Oluversin işte, ne olacak? Ben döneceğim o tekneyle. Yani benim de kullanabileceğim bir şey olmalı. Ne çok küçük ne de çok büyük. Ben sana gelmene gerek yok dedim değil mi? Şimdi bir ton tantana. Orada kimlerle karşılaşacağımız falan da belli değil Yağmur bizim. Gel burada helalleşelim, ayrılalım, ben tek gideyim Yağmur, hadi. Ne diyeceksin adamlara? Beni insan kaçakçılarına bırakıverin mi ha? Akgün, kendini kandırma, ikimiz de biliyoruz, bana mecbursun. Bir lojman bebesine göre bayağı iyisin ha. Ne demek o? İyi bir şey söylüyorum yani. Korkmuyorsun, cesaretlisin falan babında. Senden kurtulma isteğim korkumun önüne geçiyor. Ne yapayım? Ha bak, şu sondaki olabilir. Tamam, ben gidip bağlayayım o zaman. Hayır, hayır, dur. Dur, ben hallederim. Ben niye gidemiyorum, ne oldu? Olduğun kişi yüzünden de ondan. Şimdi sabah sabah milletin asabını bozmaya gerek yok. Ben gider hallederim. Neyim varmış ya benim? Amca, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öyle olmaz kızım. Dalga falan çıkar birden. Anlamazsın vallahi. Alabora oluverirsin. Olmaz. Ya amcacığım, söyledim ya, ben zaten tekne kullanmayı biliyorum. Kusura bakma kızım. Bu şekilde kiralamam tekneyi. İyi. Tamam, kolay gelsin amca. Sağ ol. Yok. Kendisi olmadan izin vermiyor adam. İkna edemedim. Vay vay. Gördüler tabii çıtı pıtı kızı. Bir de biz gidip konuşalım bakalım. Bak sakın öyle kabadayılıkla falan. Yok ya, aşk olsun. Usul erkan biliriz biz ya. Ayıpsın. Sen sadece beni bozma yeter bak. Buraya kadar geldik, elimiz boş dönmeyelim. Hatta dönmeyelim yani. Dönemeyiz zaten. Geliyor. İyi, hadi bakalım. Ben yapamadım ya, sen yap. Yap yap. Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Bizimkine yok olmaz demişsin herhalde. Bak delikanlı, bir yere gidecekseniz ben götüreyim. Ama öbür türlü olmaz. Vallahi haklısın dayı. Ben de olsam aynı şeyi söylerdim. Bak bu söylediğimi duysa var ya, canımı okur benim, çok kızar bana. Çok huysuz be dayı. Bir atar, bir gider. Yani sürekli böyle bıdı 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 çok çektiriyor bana. Ya benim hanım da bana yıllardır çektiriyor. Alışırsın. Aslında seviyor beni içten içe, biliyor musun dayı? Senden kurtulmak istiyorum diyor ama... başıma bir iş gelse belki de bir tek o üzülür. Şımarmayayım diye söylemiyor sadece. O yüzden vuruldum ona, anlıyor musun dayı? Benim gibi faydasız adamın karşılaşabileceği en güzel şey bu ya. Bu... Eğer sen tekneyi verseydin dayı, şöyle gözlerinin içine bakıp yapıştıracaktım evlenme teklifini, biliyor musun? Olsun, nasip kısmet, ne yapalım? Hadi Allah'a emanet, kolay gelsin dayı. Delikanlı, yüzük falan var mı yanında? Olmaz mı dayı ya? Her şeyim tas tamam. Bir tek teknemiz eksik. Hadi tamam, kandırdın beni. Sen var ya, kral adamsın, kral adamsın. Vazgeçmeden al git tekneyi ama en fazla bir saat. Bir de bir yüzük atarsan tamam olur. Tamam dayı. Nasıl? Yüzük ateşle dayı. Nasıl, hallettin mi? Hallettim hallettim, vazgeçmeden çabuk bir yüzük ateşle, çabuk. Dur. Amcacığım, şöyle vereyim. Teşekkür ederiz amca. Delikanlı, bu kızın ailesinin haberi var mı? Babasından falan izin aldın mı? Babası beni oğlu gibi sever dayı. Hiç merak etme. Ha, iyi o zaman. Şunları çöz de gidelim dayı. Hadi çalıştırayım. Peki akıllı. Bari şeyi de düşündün mü? Ben şimdi tek gideceğim ya, hani nerede bu çocuk diyecek, onu da düşündün mü? Dersin ki evlenme teklifi etti, kabul etmedim. Atladı denize, bir anda yüzmeye başladı dersin. Ben de geldim. Yalandan bir iki de gözyaşı dökeceksin. Tamam işte, oldu bitti. Gül gül sen gül. Sen gidince de sıra bana gelecek, o zaman ben güleceğim. Ya Yağmur, biz geldik buraya böyle ama görünürde ne tekne var ne de birileri. Çünkü 15 dakika erken geldik. Evet. Ha. Sen ne yalan okuyacaksın babana, onu düşündün mü? Babama yalan falan okumayacağım, eğer merak ettiğin buysa. Hem ona yalan söylemek deniyor bu arada. Bak. Ya ben dil bilgisi derslerine girmedim, kusura bakma, kaçırdım savcının kızı. Aa, çok şaşırdım ya. O zaman üniversiteli olduğuma da şaşırırsın kesin sen. İşletme 2. sınıf ihraç, öyle değil mi? O niye? Üniversite niye? Suç dünyasında daha hızlı yükselmek için mi? Ya hoşuna gidiyor ya bunu yapmak. Beni aşağıda görünce mutlu oluyorsun ya. Resmen motivasyon buluyorsun kendine. Sen bence babana ne yalan söyleyeceğini düşün. Akgün, babamın bana hesap sormaya hakkı yok. Yağmur, o kadar köşelisin ki, o kadar diksin ki. Yani aynı tıpkı baban gibi falan deme. Almayayım, sağ ol. Ama bu senin elinde olan bir şey değil ki yani. Annem de bana söylerdi. Babanın oğlusun derdi. De. Ben babama değil de işte anneme benzemek isterdim. O böyle sakindi, zorluydu, dingindi. Seviyordum yani. Küçükken kaybetmiştin değil mi? Hı, 8 yaşımdaydım. Sorma, nasıldın sorma, boş ver. Tekrardan başın sağ olsun. Yağmur, bir tekne geliyor. Hani? Bizim tekne mi o? Bak bakayım bir. Bak orada, bak. Ben nereden bileyim? İnsan kaçakçısı teknesi neye benziyor ki? Niye bu kadar hızlı geliyor bu? Akgün, bu direkt bize geliyor. Çalıştır motoru Yağmur, çalıştır motoru çabuk. Tamam, geliyor. Akgün çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Geliyor. Tamam, gir içeri. Tamam, gir içeri. Gel buraya. Gel buraya. Geç. Sıkı tutun. Üstümüze giriyor. Sıkı tutun. Tamam. Sıkı tutun. Baba? Yapacak bir şey yok. Aa! Ya ben bu adamı neden kaldıramıyorum ya? Neden? Kim lan bunlar? Polis. Onu biliyoruz lan. Kim? Orada olsak bizi de paket edeceklerdi. Dön geri. Savcım, bir dinle beni savcım. Baba, lan baba. Senin adamlığın bu mu lan senin? Baba dur. Buraya gel. Baba. Gel buraya. Gel. Baba. Ulan senin adamlığın, delikanlılığın bu mu lan? Ha? Ne yaptın lan? Ne yaptın? Ben yaptım. Lan kızımı tehdit mi ettin? Baba. Ya baba dur, beni bir dinle. Kimse beni tehdit falan etmedi ya. Ben istedim. Bir dur savcı, bir dur ya. Ne yapıyorsun ya? Ben istedim diyorum ya. Tehdit falan da etmedi. Kaçmasına ben yardım ettim. Ben yaptım. Kimse beni tehdit falan etmedi. Kimse beni kandırmadı. Benim fikrimdi. Sen hayatında hiç insan kaçakçısı gördün mü yavrum? Ha? Çocuk oyunu mu bu hayatım? Bu çocuk oyunu mu Yağmur? Böyle bir şey yapılır mı ya? Böyle bir şey yapılır mı Yağmur? Hadi bu her şeyi yapar. Bunda her yolu var. Sen nasıl aklını kaybettin bu kadar bu herife uyacak kadar ya? Onluk bir şey yok. Ben ısrar ettim. Benim ısrarlarıma dayanamadı. Konuşma lan! Konuşma! Yürü git arabaya! Bak yeri geliyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Esiyorsun, gürlüyorsun. Bak sesimi çıkartmıyorum. Anlıyorum seni. Bütün yanlışlarımı tek tek suratıma vuruyorsun. Ona tamam. Peki bunu ne yapalım biz? Bu duruma ne diyelim Yağmur? Ben bilemiyorum. Ne diyelim bu duruma? Beni o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrattın ki. Yağmur, beni o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrattın ki şu anda. Ben senden böyle bir şey hiç beklemezdim. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim Yağmur. Of. Hadi tamam, git sen de. Hadi git, tamam. Annemin arabası var. Ver. Ver anahtarları, ver. Ver git ha. Al şunu. Arabayı alın. Arkadan bizi takip edin. Bağış şuna savcı. Tamam, sağ ol. Sen gidebilirsin. Al şunu. Annene de bir şey söyleme. Hiç bilmesine gerek yok şu rezilliği. Tamam. Sen de eve geç. Topla pulunu pırtını, 5 dakika yola çıkıyoruz. Nereye? İstanbul'a. Her zamanki Selim Kara. Herkese yine cezasını kesti, yola devam. Tamam, sen İstanbul'a gitmemizi istemiyor muydun? En başından beri. Tamam, gidiyoruz işte. İyi. Benim için bir sorun yok ama ben sadece annemi düşünüyorum. Size iyi yolculuklar. Tamam. Ver telefonu. Gitmeye çalıştım diye mi yapıyorsun bunların hepsini bana? Emniyete niye geldik savcım? Bak, niyetim babamla beni yüzleştirmekse eğer, hiç sapma o yola. Bu sivil arkadaşlar beni karşılamak için mi? Alo savcım. Ben senin gibi bir tipi nasıl ailemin içine soktum? Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım? Beni devlete mi teslim ediyorsun savcım? İn arabadan. Gelip söksünler ya. İnmeyeceğim. İnmiyorum. İnmeyeceğim arkadaş. Alalım mı savcım? İn ulan aşağı. İnmiyorum. Sen film mi çeviriyorsun lan emniyetin önünde? Ha? Adam gibi dursaydın, seni ailemin içine soktum. Denizin ortasından topladım lan seni. Kızımın yanından topladım oğlum ben seni. Bitti, şansını çok zorladın. Hükmün budur. İn aşağı. Benim hayatım hakkında hüküm verilirken Hakkı'nın yarına ne olacak diye düşündünüz mü savcım? Söylediğin hiçbir şeyin bir anlamı yok artık. Benim gözetimin altında değilsin. Yapamazsın. Babam bunu duyarsa davan düşer. Anlaşma biter. Bu benim sorunum. İn aşağı. Benim suçum ne ya? Hı? Kaçtıysam kendime kaçtım ben. Kızın da söyledi sana. Kendi iradesiyle yardım etti bana. Hayır dedim, ısrar etti. Babamla arkamdan oyun kurdunuz. Akgün ne düşünüyor diye hiç dertlendiniz mi? Yok. Gıyabımda karar verip üzerimde uyguladınız. İttin kalktın, ses etmedim savcı. Ama bu adamın bir onuru var, bir gururu var demedin. Her şey çok mu güzel olacak benimle işim bitince? Her şey eskisi gibi mi olacak? Beni böyle sahipsiz bir köpek gibi aldığın yere bırakıyorsun. Arkana bakmadan çekip gidiyorsun. Ne yapsaydım kaçmayıp? Hayır, ben kaçmayıp ne yapacaktım? Beni bu yola siz soktunuz. Ben sana daha önce de söyledim. Yaranımın peşindeyim ben. O yüzden bana şu an suçluymuşum muamelesi yapamazsın. Bana şu an adam öldürmüşüm gibi muamele çekemezsin. Bu hikayenin en günahsızı benim savcı. Sen de biliyorsun. Savcım! Savcım bak olmuyor öyle. Savcım bir... Savcım beni bir dinle! Arkadaşım hadi. İn. İnmiyorum. Gelin indirin beni buradan. Zorluk çıkartma bizi hadi. Yok inmeyeceğim. Arkadaşım. Beni buradan sökmen lazım biliyorsun değil mi? Çıkartamazsın beni. Hadi arkadaşım. Hadi. Hadi hadi. Bırakın beni. Bırakın beni. Suçum yok suçum. Evet. Benim hiçbir suçum yok. Gel buraya. Benim suçumu okuyun. Suçumu okusanıza benim. Hangi gerekçeyle yaptırıyorsun bunları bana? Okuyun suçumu. Akgün Gökalp Taşkın. Evinde ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan tutuklusun. Ne? Ne silahı ya? Ya siz benim evimi hangi gün aradın? Ne? Sen yaptın bunu. Bunların hepsi senin işin Selim Kara. Bravo. Sırf bana bir kozun olsun diye yaptın bunu biliyorum. Bravo savcı bravo. Yürü yürü. Namını hak ediyorsun Selim Kara. İki yıl önce basit adam yaralamadan hüküm giymişsin. 6 ay cezan paraya çevrilmiş. Evinde ruhsatsız silah bulmamız hiç iyi olmamış. Helal olsun. Güzel oyun kurmuş. Orada kimse yok. Dikkatini bana ver. Şimdi infazını yakıp 2 yıl isteyeceğim. İyi haliyle, indirimiyle temiz 4-5 ay yatırırım seni içeride. Selim Kara'nın ağzıyla konuşuyorsun. Madem aldırabiliyordun beni. Bir haftadır savcının denetimindeyim. O zaman niye aldırmadın? Otur yerine. Bırak. Şu camın ardındasın biliyorum. Halil Saad içeride beni yaşatır mı? Camın ardında kimse yok. Öldürtecek kadar mı nefret ettin savcı benden? Ben ne yaptım sana? Ya ben gidecektim ya. Eğer beni bıraksaydın, salsaydın ben gidecektim. Ceza mı kesiyorsun bana sen? İntikam mı alıyorsun benden? Ben senin akranın mıyım savcı? Söylesene. Ya ben senin akranın mıyım? Bir cevap ver bana. Sakinleş, otur yerine. Mehmet savcım, yap teklifi. Ya sen Selim savcım bir bırak artık. Önündeki seçeneklere bak. Ya mahkemeye çıkarsın ya da bizim belirlediğimiz güvenli evde 3 ay süreyle elektronik denetim altında tutarız seni. Ben senin arabanın bagajında tuttuğun, ilk fırsatta atacağın çöp torbası mıyım? Yapılır mı bu be? Ne yapıyorsun? Sen bunu bir oku, üstüne düştün. Kalem alayım. Düşünecek bir şey yok. Tamam mı? Soğudu mu için Selim Kara? Daha ilk dakikadan yerim belli benim. En aşağıdayım senin gözünde. Yarının suçlusuyum. Öyle böyle değil bana olan nefretin. Yolunu çiziyordun bana. Nasıl çizeceğim yolumu böyle ben? Önüne gelen itiyor, kakıyor. Herkes kalemimi kırıyor benim. Bir dava uğruna insan hayatıyla oynanmaz. Allah'ından bul. İnşallah Allah'ından bul. Tanıştığıma memnun oldum. Tamam olabilirsiniz. Anlaşıldı sayın savcı. Kaçma. Selçuk Taşkın. Dur gitme ya. Gözümün içine bak benim sen bir. Sen nasıl sattın? Uğruna bedel ödediğin her şeyi nasıl satıverdin bir anda? Bize bir isim bıraktıydın ya. Bir tanecik isim. Onu da şok mu gördün sen bize? Ha? Bırakın. Bırakın konuşsun. Sen ne ara unuttun adam olmayı Selçuk Taşkın? Hı? Yattığın hücre senin mezarın olsun. Çık ama oradan. Ama sana yemin olsun. Sana yemin olsun mezarına ismini yazdırmayacağım. Mezar taşına ismini yazdırmayacağım. Cenazeni de yanaştığın insanlar kaldırsın. Aynı adamsınız lan ikiniz de. Allah ikinizin de cezasını versin.